Alo, Necdet Tunaç Ankara Haber Müdürümüz telefon attığımızda. Necdet Tunaç, bir alarm, bir şüphe, bir ihbar, bir şey mi var bu uçakla ilgili olarak? Nedir durum? Ertuğrul Bey, biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bir takım tedbirler vardı. Özellikle komşu ülkelerde, Irak ve İran'da da koronavirüsünün ortaya çıkmasından sonra dün yapılan açıklamada sadece Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu açıklama için ifade ediyorum bunu. Sadece Tahran'a yapılan uçuşların yapılacağı, diğer şehirlere yapılacak olan uçuşların ise gerçekleştirilmeyeceği ifade edilmişti. Ancak son dönem içerisinde özellikle İran üzerinden, İran'dan gelen ve Türkiye üzerinden başka ülkelere giden bazı yolcularda koronavirüs tespit edilmesinden sonra, mesela son olarak örneğin Kanada'da görüldü koronavirüs ve uçağın, yani Kanada'ya giden uçağın İran'dan kalktığı ve Türkiye üzerinden Kanada'ya gittiği ifade edildi. Ancak aktarma Vancouver. Türkiye evet. Üzerinden aktarma olmuş, evet. Evet, yani bu tür risklerle karşı karşıyayız ki İran'da tablo maalesef günden güne de artmaya devam ediyor. Ölü sayısının arttığını ifade ediyoruz. Her ne kadar Tahran yönetimi sayıları az verse de bölgeden gelen bilgiler daha durumun ciddi olduğunu ifade ediyor. Muhtemelen Tahran'dan İstanbul seferini yapan ve Tahran'dan gelen uçakla ilgili olarak da bir koruyucu tedbir amaçlı olarak İstanbul'a gelmeden önce Zekai Tahir Hastanesi, biliyorsunuz, daha önce olarak ifade edilmişti. Karantina hastanesi olarak da özellikle Çin'den gelen, o getirilen kişilerin karantinaya alındığı hastaneydi. Buraya bazı yolcuların getirilebileceği ifade edildi. Esenboğa Havalimanı'na yaklaşık 15 yakın Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulansların getirildiğini ifade edelim. Onlar burada bir önce kontrol ettikten sonra durumundan şüphe edilen yolculardan bazılarının karantina amaçlı olarak daha önce karantina hastanesi olarak belirlenen Zekai Tahir Hastanesi'ne götürülmesi için bir çalışma yapılacak. Şu anda zaten canlı olarak görüntüleri de izliyoruz. Apron'a doğru yavaş yavaş yaklaşıyor ambulanslar. Yaklaşık 15 ambulans olduğunu ifade edelim. Ancak acil koduyla inmesi durumun biraz sıkıntılı olduğunu gösterebilir. Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Ancak uçağın içerisindeki bir hastanın durumunun fenalaşmış olabilmesi, pilotla yer hizmetlerinin karşılıklı olarak anlaşmaları sonucunda uçağın İstanbul yerine Ankara'ya acil olarak inebilmesinin önünü açmış olabilir. Dediğimiz gibi net bir bilgi yok ama uçağın içerisindeki hastalardan ya da yolculardan bazılarının durumunun kötü olması ihtimaline karşı Ankara'ya acil indiğini söyleyebiliriz Ankara'da. Peki şu anda da bu tahliyeler devam ediyor. Burada işte Zekai Tahir Burak dedin. Daha evvelki işte yani bu Koca Yusuf operasyonu yapıldığı hastane aynı zamanda tıpkı benzer bir süreçte olduğu gibi buradaki bütün yolcuların orada 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağını mı anlıyoruz, yoksa daha palyatif bir süreç mi işleyecek? Anladığımız kadarıyla öncelikli olarak durumu acil olanların götürülmesi söz konusu olabilir. Ancak biliyorsunuz bu virüsün en çabuk ve en hızlı yayıldığı ulaşım araçlarından biri de maalesef uçaklar. Özellikle ülkeler arası uçaklar sırasında bu hastalığın, virüsün daha çabuk yayıldığı ifade ediliyor. Tahran'dan gelen başka yolcuların da özellikle karantinaya alınması söz konusu. Çünkü biliyorsunuz hastalık 10. günden sonra zaten etkilerini göstermeye başlıyor. Başta bir soğuk algınlığı gibi kendini gösterip daha sonrasında yaklaşık 12-13 günlük süre zarfında ortaya çıkıyor. Zaten karantina süresinin 14 gün olması nedenlerinde biliyorsunuz biri bu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştı. Yolcuların tamamının da karantinaya alınma amaçlı olarak ya da karantinaya alınması söz konusu olabilir. Ancak bunun için Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamayı beklemek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Necdet.